Murat Ağırel, Bursa'da gri hizmet pasaportuyla insan kaçakçılığı merkezi olmuş. Son dönemlerde vakıflar, dernekler, spor kulüpleri ve belediyelerin ortak organizasyonları sonucunda verilen gri pasaport ile meydana gelen insan kaçakçılığı haberlerini okuyorsunuz. Peki, bahse konu olayda kullanılan ve tahsis edilen kişinin elini kolunu sallayarak yurt dışına çıkmasına fırsat veren gri pasaport nedir? İlgili kamu kurumu tarafından, yurt dışında göreve gidenlere, Türkiye'yi temsil edecek sporculara ve organizasyonda yer alacak isimlere verilen izne bağlı bir pasaport türüdür. Yani aslında gri pasaport bizim ülkemiz tarafından yurt dışına çıkışlarda işleri kolaylaştırmak amacı ile oluşturulmuş bir düzenleme. Bu konuda ben de bir dosyaya ulaştım. Dosya öyle kapsamlı ki akıl alır gibi değil. Olay Bursa'da gerçekleşiyor. Olayın kahramanı ise Bursa Büyükşehir Belediyesi. Evet evet yanlış okumadınız. İnsan kaçakçılığı Bursa Büyükşehir Belediyesi üzerinden gerçekleştirilmiş. Başka kimler yok ki? Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Valilik, Nüfus Müdürlüğü, Belediye yetkilileri, spor kulüpleri. Gelin ben size baştan olayın ayrıntılarını isim isim anlatayım. Adı Suat Alataş 29 Haziran 2019'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına gitmeye hazırlanırken Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince şüpheli hareketleri gözlemleniyor ve ifadesi alınıyor. Her şey böyle başlıyor. Alataş verdiği ifadede elindeki gri pasaportu nasıl aldığını, kimlerin aracılık yaptığını anlatıyor. Aydın Yiğit ve Ayhan Yiğit isimli kişilere 5000 euro vererek gri pasaporta sahip olduğunu söylüyor. Büro amirliğince olayın üzerine gidiliyor ve sorgulama devam ettikçe olayın çok daha büyük boyutlu olduğu ortaya çıkıyor. Şahıs tanıma amaçlı Alataş'a fotoğraflar gösterildiğinde ise daha karmaşık bir olay ortaya çıkıyor. Yardım ettiği iddia edilen Ayhan Yiğit'in yurt dışında olduğu ortaya çıkıyor ancak fotoğrafın ona ait olmadığı anlaşılıyor. Nasıl olur demeyin, olmuş. Bu şebeke üyeleri nüfus müdürlüğünde görev yapan bir kadın vasıtası ile istediği kişileri istediği şekilde kayıt ettirip yurt dışına çıkarabiliyorlar. Hatta öyle ki kendini istihbarat bölge başkanı olarak tanıtan ve bu şebekenin içinde de bulunan bir şahıs, hakim, savcı fark etmez biz istediğimizi yaparız diyor daha acısı gerçekten de istediğini yaptırabiliyor. Erzurumlu olan ve yurt dışında yaşayan bir kişi, Ayhan Yiğit'e ulaşarak Mızgın Sönmez isimli kişinin PKK ile iltisakı nedeniyle yurt dışı çıkış yasağının bulunduğunu ve bu kişinin yurt dışına çıkması gerektiğini bildirmiş. O esnada yanında bulunan sözde istihbarat sorumlusu telefonu alarak bu kişi ile sohbet edip bilgileri istiyor. Bursa Adliyesi'nde, Erzurum Adliyesi'nde ve İstanbul'da tanıdıkları olduğunu bu işi halledeceğini söylüyor yani Mızgın Sönmez isimli PKK ile iltisaklı olan yurt dışı yasağı bulunan bir kişiye dahi gri pasaport çıkartmaya çalışıyorlar. Bu durum belgelerde var. Bahse konu kişi nasıl olduğu ve kim tarafından yapıldığı net olmasa da yurt dışı yasağı olmasına rağmen Yunanistan'a kaçırılmış. Devam edelim. Ayhan Yiğit emniyete gelerek ifade veriyor. Kardeşi Ferdi Yiğit'in de Ayhan Yiğit'in kimlik bilgilerini kullanarak gri pasaport çıkarttığı ve bu belge ile yurt dışına çıktığı tespit ediliyor yapılan kapsamlı soruşturma neticesinde bir insan kaçırma şebekesi ortaya çıkarılıyor Bu şebeke 4 defa spor organizasyonu adı altında gri pasaportlar çıkarmış ve yurt dışına da bu sayede insan kaçırmış Varan eksi 1 il 15- 22 Mayıs 2019 tarihleri arasında Kosova'nın Podujevo şehrinde düzenlenen bay bayan futbol turnuvası etkinliği Barbaros Spor Kulübü ve Derneği 25 Nisan 2019 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak Kosova'daki turnuvaya davet edildiğini bildiren dilekçeyi veriyor. Kulüp ve dernek başkanı olarak Mustafa Ekinci'nin imzası var. İrtibat sorumlusu olarak Salih Cantürk gözüküyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan imzalı 40 kişilik isim listesi, 3 Mayıs 2019 tarihli yazıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne onay için gönderiliyor. Spor kulübünün verdiği liste 27 kişi olmasına rağmen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün onayına sunduğu yazının eklerinde bulunan listedeki kişi sayısı 40'a çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti Hizmete Mahsus Pasaport alımı için düzenlenen 40 kişilik listedeki kişilerin Barbaros Spor Kulübünde antrenör, antrenör yardımcısı, başkan, kâfi ile başkanı, sportif direktör ve yönetici olarak görevlendirildikleri, turnuvaya katılacakları belirtilerek hizmete mahsus pasaport alımı yaptıkları anlaşılıyor. Bu kişilerden 14'ü geri dönüyor. 8 kişi pasaport almasına rağmen hiçbir işlem yaptırmıyor ancak 18 kişi geri dönmüyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan imzalı 40 kişilik isim listesi içerisinde Ayhan Yiğit'in isminin olduğu ve görevinin antrenör olarak belirtildiği görülmüş. Ayhan Yiğit'in antrenör lisansının olup olmadığının tespiti için Türkiye Futbol Federasyonu ile gerekli yazışmalar yapılmış. Barbaros Spor Kulübü'ne ait isim listesinde Ayhan Yiğit adına herhangi bir lisans kaydının olmadığı görülmüş. Ayrıca İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün 9 Eylül 2019 tarihli cevabında gönderilen Barbaros Spor Kulübü derneğine ait yönetici ve üye listesi kontrol edildiğinde Ayhan Yiğit adına herhangi bir kayıt olmadığı görülmüş. Varan-2 diğer bir olayda ise Soğanlı Kanal Boyu Nilüfer Spor Kulübü Derneği'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, Kulüp Başkanı Necmi Tayfur imzalı 40 kişilik gri pasaport talebi yapılmış ve irtibat görevlisi olarak Orhan Varoğlu'nun bilgileri verilmiş. Yine Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan imzalı 44 kişilik isim listesi 12 Haziran 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne onay için gönderilmiş. Yani burada da sayı 4 kişi artmış. 44 kişilik isim listesi içerisinde olanlardan Şazi Kaya ve Halim Yıldız'ın olduğu, Şazi Kaya'nın görevinin antrenör, Halim Yıldız'ın ise kafile başkanı olarak belirtildiği görülmüş. Şazi Kaya'nın antrenör lisansının olup olmadığının tespiti için Türkiye Futbol Federasyonu ile gerekli yazışmalar yapılmış. ilgili kurumun cevabında Şazi Kaya adına herhangi bir lisans kaydının olmadığı görülmüş. Ayrıca İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün cevabında da Şazi Kaya adına herhangi bir kayıt olmadığı görülmüş. Kanal boyu Nilüfer Spor Kulübü Derneği'ne ait yönetici ve üye listesi kontrol edildiğinde Halim Yıldız'ın da lisansının olmadığı görülmüş. Bu giden 44 kişinin 11'i geri dönmemiş. İsim isim belli bu kişiler. Varan-316 Temmuz 2019 tarihleri arasında Arnavutluğun Durres şehrinde düzenlenen Nimi Cup 2019 futbol turnuvası etkinliği var. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yapılan yazışmalar sonucu temin edilen belgeler kontrol edildiğinde bahse konu davetiyeye istinaden Zafer Spor Kulübü Başkanı Şaban Sönmez'in imzalı dilekçesi olduğu, dilekçe içeriğinde ise Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 45 kişilik araç ve hizmet pasaportu talep edildiği belirlenmiş. Yine dilekçede irtibat görevlisi olarak da Hüseyin Liman'ın gösterildiği görülmüş. Ancak Zafer Spor Kulübü Başkanı Şaban Sönmez tarafından 45 kişi için hizmet pasaportu talep edildiği halde Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan imzalı 53 kişilik isim listesinin 20 Haziran 2019 tarihli yazıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne onay için gönderildiği görülmüş. 53 kişiden 19 kişisi geri gelmemiş. Varan -4 15-22 Mart 2019 tarihleri arasında Kosova'da düzenlenen bay bayan futbol turnuvası bu sefer Barbaros Spor Kulübü Derneği'ne hitaben yazılı davetiye var ve belediyeye başvuru yapılıyor. Ancak bahse konu davetiye yukarıda varan eksi bir diye belirttiğim davetiye ile aynı. Hüseyin Liman'ın Outlook elektronik posta adresinden 15 Şubat 2019 günü gönderilmiş ve şekil, cümle olarak aynı. Ancak tarih olarak 15 Mart-22 Mart 2019 tarihlerinde Kosova'da yapılacak turnuva olarak belirtildiği görülmüş. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yapılan yazışmalar sonucu temin edilen belgeler kontrol edildiğinde, bahse konu davetiyeye istinaden Barbaros Spor Kulübü Başkanı Mustafa 2. imzalı dilekçe olduğu, dilekçe içeriğinde ise Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden ilgili tarihler arasında Kosova'ya gitmek üzere gri pasaport talep edildiği, yine dilekçede irtibat görevlisi olarak Hüseyin Liman'ın gösterildiği görülmüş. Yani olay hep belli kişiler arasında dönüyor fark ettiyseniz. Gitti de gelmeyi verdi. Bursa Kanalboyun Nilüfer Spor Kulübü Derneği'nden yapılan müracaatla Arnavutluk'ta yapılacak sportif etkinliğe katılmak üzere 40 kişi için gri pasaport talebinde bulunulmuş. Daha sonra nasıl olduysa bu talebe artı 4 kişi ilave olmuş. Arnavutluğa 44 kişi gitmiş, 33 kişi gelmiş. Yani 11 kişi sırra kadem basmış.